Pakademi'nin YouTube kanalından herkese merhaba, ben Hilal. Bugün paragraf soruları hakkında konuşacağız. Şimdi paragraf soruları aslına bakarsanız sınav yoğunluğu içerisinde, sınav içerisinde en yoğun sorunun geldiği kısım. Dolayısıyla oldukça da önemli. Bir kere paragraf sorularından korkmamak lazım. Yani soruya baktığınızda çok uzun bir paragraf gördüğünüzde ki göreceksiniz. Yani artık sınavlarda böyle paragrafların uzunluklarını gittikçe arttırıyorlar. Ama uzun paragraflar daha aslına bakarsanız açık ve net oluyor. Var olan düşünce daha uzun açıklandığı için bir yerden yakalamasanız diğer yerden yakalıyorsunuz. Ama kısa paragraflar bir anlamda daha zorlayıcı olabiliyor. Anlam böyle biraz daha dar bir çerçevede anlatıldığı için. O yüzden sakın ha uzun paragrafları gördüğünüzde endişeye kapılmayın ve sakince okumaya başlayın. Bu çok önemli. Şimdi 11-19 gibi daha böyle hani düşük sınıflardan bir öğrenciyseniz hemen şunu söyleyeyim. Kitap okumak bu anlamda çok önemli ama okuduğunuz kitapların böyle biraz daha felsefi, biraz daha kişisel gelişim, biraz daha psikolojik, biraz daha böyle aslında nesnel bilgilere yer veren kitaplar olması çok önemli. Bunları böyle okuyup yavaş yavaş anladığınızda paragraf sorularında da çok hızlı ve çok hızlı anlayarak çözdüğünüzü fark edeceksiniz. Neden? Çünkü paragraf sorularına baktığınız zaman edebi olabiliyor bunlar, psikolojik olabiliyor, kişisel gelişimle ilgili, psikolojiyle ilgili konuları alıp genelde paragraf olarak soruyorlar. O yüzden evet tabii ki sizi mutlu eden böyle romanlar, hikayeler falan okuyacaksınız. Bunların da paragraf sorusunun çözmeye ve hızınıza katkısı, okuma hızınıza katkısı çok büyük elbette. Ama bunun yanında böyle biraz daha aslında dili bir tık daha ağır, akademik bilgileri biraz daha içerisinde barındıran, ilerleyen kısımlarda bahsedeceğiz, böyle açıklayıcı anlatımında yoğun olduğu kitapları da okumak sizi paragraf sorularına hazırlar. Metni daha iyi anlamanıza yardımcı olur. O yüzden bu sınıflardayken bol bol kitap okumaya özen gösterin. 12. sınıfa geldiğinizde bu sene size çok 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 kitap okuyun demeyeceğim. Biraz daha stratejik olmanız gereken bir zaman dilimi çünkü. O yüzden bu dönemde bol bol soru çözün. Her gün 20-30 hatta son dönemlere doğru 50 paragraf sorusu süreyle beraber mutlaka çözmek durumundasınız. Çözdükçe hızlandığınızı, çözdükçe artık soruyu gözünden tanıyacağınız bir hale geleceğinizi temin edebilirim. Dolayısıyla da ne yapacaksınız? Bol bol soru çözeceksiniz. Ve arkadaşlar biraz taktik verelim dilerseniz. İlk etapta ne yapmayacaksınız? Sorudan korkmayacaksınız. Uzun sorular sizi korkutmayacak. Bu bir. İkincisi, eğer soru kökünüz olumluysa önce paragrafı okuyacaksınız. Ondan sonra şıkları okuyacaksınız. Tamam mı? Yani soru... Tabii en başta soru kökünü okuyacaksınız çünkü sizden ne istediklerini biliyor olmanız lazım. Soru kökünü okudunuz, olumlu, dolayısıyla paragrafa geçtiniz. Ama soru kökünü okuduğunuzda olumsuzsa önce bir şıkları okuyun. Tamam mı? Çünkü neyin olmadığını bulmanız lazım. Önce şıkları okuyun, daha sonra paragrafa geçin ve şıkları eleye eleye gidin. Çünkü ha bu varmış deyip eleyeceksiniz. Ha bu da varmış deyip eleyeceksiniz. Ve en sonunda kalan şık metinde olmayan şık olacak. Size de olmayanı soracak zaten. Ve sizi bu cevaba götürecek. Bu da önemli bir taktik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biz ne yapalım? Paragrafta anlatım biçimleri hakkında konuşalım. Yani önce anlatım biçimleri, daha sonra da düşünceyi geliştirme yolları. Bunları bir anlayalım. Daha sonra ana düşünce ve konu nedir? Başlığın önemi nedir? Bunları irdeleyelim. Şimdi ilk olarak açıklayıcı anlatım. Açıklayıcı anlatım adı üstünde arkadaşlar. Ne yapacak? Belli bir gerçeği, belli bir meseleyi, konuyu size açıklayacak. Bunu nesnel bilgiler yaparak verecek. Tıpkı okul kitaplarında olduğu gibi size bir şeyi öğretmeye çalışacak. Okuru yönlendirmeye çalışmayacak. Ortada bir bilgi olacak ve o bilgiyi vermeye çalışacak. Açıklayıcı anlatım dediğim bu. Nesnel bir tavır, okuru yönlendirme gayesi yok. Temel amaç öğretmek. Şimdi hemen buna bir örnek verelim dilerseniz. Kış aylarında sazan balığı avlamak diğer mevsimlere nazaran çok daha zordur. Bu aylarda su yüzeyi çok soğuk olduğu için sazanlar yaşadığı göletlerin en derin yerlerine gider ve kolay kolay sığ bölgelere uğramazlar. Zira göletlerin en derin yerleri kış aylarında en sıcak alanlardır. Suyun soğukluğundan dolayı hareketsiz kaldıkları için de çok yemlenme ihtiyacı hissetmezler diye devam ediyor. Şimdi burada sazan balığı ile ilgili, sazan balığı avlamakla ilgili bir bilgi veriyor. Öyle değil mi? Burada bir bilgi var, burada bir öğretme çabası var ve daha çok ne var? Nesnel bilgiler var. Dolayısıyla burada ne var diyeceğim? Açıklayıcı anlatım var diyeceğim. Şimdi tartışmacı anlatıma bakalım. Bakın tartışmacı anlatımda yazarın savunduğu bir görüş olacak. Yazar bir şeyi okuyucuya kabul ettirmeye çalışacak.
Bu benim fikrim diyecek ve seni okuyucu olarak bu fikre ikna etmeye çalışacak. İşte köşe yazıları mesela budur. Ne yapacak? Önce kendi fikrini söyleyecek. Daha sonra da bu fikre karşıt düşünceleri dile getirerek bunların neden doğru olmadığını ispatlamaya çalışacak. Dolayısıyla karşıt iki düşüncenin olduğunu göreceğiz biz tartışmacı anlatımda. Yazarın bir taraf tuttuğunu göreceğiz ve okuru ikna etmeye çalıştığını göreceğiz. Tartışmacı anlatımlarda soru sormak çok önemli bir metottur arkadaşlar. Öyle değil mi gerçekten? Siz olsaydınız ne yapardınız? Bu böyle olmasaydı nasıl olurdu gibi, yani çeşitli minvallerde soruları ne yapacak yazar? Okuyucuya yönlendirecek. Hemen bir örnekle pekiştirelim. Yazarlar okudukları bir metinden yararlandıklarında yazın dünyasında bir kızılca kıyamet kopuyor. Efendim, bu özgünlükle bağdaşmazmış. Bakın ne var burada? Bir karşıt düşünce, bir düşünce var, ona bir karşıtlık var. O zaman bu yazarın kendi eseri olmuyormuş gibi. Önce onların sözcüklerini söyledi, önce onların laflarına değindi. Bana göre diyerek şimdi ne yapacak? Kendi düşüncesini dile getirecek. Kibarca esinlenme denilen bu işte son derece haklıdır. Hatta ileri gidip adapte yapmada da özgür olmalıdır. Bu vaveylayı koparanlar eserlerini o ana dek okudukları eserlerin katkılarını dışarıda bırakarak mı yazıyorlar sanki? Ne yaptı? Önce diğerlerinin düşüncesine yer verdi. Sonra bana göre diyerek kendi düşüncesini savundu. Ardından da okuru ikna etmeye yönelik bir hamleyle okuyucuya soru sordu. Şimdi gelelim betimleyici anlatıma. Betimleyici amaçta temel amaç anlatılan meselenin okuyucunun gözünde canlanmasını sağlamak. Burada tamamen ne var? Sözcüklerle bir resim çizme meselesi var. Dolayısıyla da anlatılan meselenin okuyucunun gözünde canlanmasını amaçlayacak yazar ve tamamen o alanın, o mekanın tasvirini yapacak. Betimlemenin bir diğer adı da ne olacak? Tasvir olacak. Şimdi eğer yazar kendi düşüncelerini dile getirmeden olanı olduğu gibi anlatıyorsa ne yapacak? Nesnel bir betimleme yapacak. Yani bu masanın üstünde işte siyah bir şey var, bunun üzerinde bir tablet var, tabletin üzerinde beyaz bir ekran, mavi bir yazı. Ne yaptım? Kendi düşüncelerimi katmadan betimleme yaptım, nesnel betimleme oldu. Ama etrafa baktım, işte insana huzur veren bir mavilikti. Gökyüzündeki bulutlar işte o kadar beyazdı ki içimi açtı. Yani bir yandan var olanı anlattı, bir yandan da o olanın yazar üzerindeki duygularını da, yani o olanın kişide yarattığı duyguyu da dile getirdi. Yani işin içerisine öznel yorumlar da kattı. Buna da ne diyeceğim? Öznel betimleme diyeceğim. Şimdi betimleyici anlatıma bir örnek vererek devam edelim. Eline aldığı düz cam bardağı 2 gün önce kurduğu arıtma cihazından su doldurmak için çeşmeyi açtı. Su iplik gibi incecik usulca akıyordu. Bardak çok yavaş doluyor. Dolarken hava kabarcıkları oluşuyor ve ses bardağın derinliğine göre inceden kalına doğru yankılanıyordu. Bakın burada gördüğünüz üzere sadece bir görsel betimleme yok. Aynı zamanda oradaki sesi de betimliyor. Sadece aslında tek bir duyu organımızla değil, 5 duyu organımıza da hitap eden bir betimleme var. Tamam mı? İşin önemli noktası bu. Bakın bardağın düz ve cam olduğunu, suyun iplik gibi aktığını ne yaptı bana metin? Gözümde canlandırdı, adım adım anlattı. Dolayısıyla betimledi, yani tasvir etti. Şimdi öyküleyici anlatımla devam edelim. Öyküleyici anlatımda ne olacak? Yer, zaman, kişi ve olay okura aksettirilecek, anlatılacak. Dolayısıyla burada amaç aslına bakarsanız belli bir meseleyi kişinin gözünde bir film şeridi gibi canlandırmak. Film şeridi gibi olanları onun gözünde yansıtmak, canlandırmak. Dolayısıyla da burada işte yer, zaman, mekan, olay gibi ögelerin olması gerekecek. Ve belli bir zaman çizelgesine göre bu durum okuyucuya anlatılacak. Dolayısıyla roman gibi, öykü gibi türlerde ne olacak arkadaşlar? Öyküleyici anlatım biçimi tercih edilecek. Hemen örnek verelim. Sabah erken kalktı, giyindi ve hemen yola çıktı. Otobüs durağında otobüs bekliyordu. Hava soğuktu. Paltosuna iyice sarıldı. Otobüs gelmiyordu. Zaman geçiyordu. Geç kalmak üzereydi. Taksiye işaret etti. Taksi durdu. Bakın, ne var burada arkadaşlar? Burada yer var, burada zaman var, burada bir akış var, burada bir hareket var. Öyküleyici anlatımda bir hareket var arkadaşlar. Yani durağın bir zeminde ilerlemiyor, akıyor mesele. Bir ilerleyiş var. Ama mesela betimleyici anlatıma baktığımız zaman orada hareket yok. Durağın bir an anlatılıyor. Yani dinamik bir yapı yok, bir fotoğraf var,
o fotoğraf anlatılıyor. Betimleyici anlatımla aslında öyküleyici anlatım arasında böyle bir fark da var. Ondan da bahsetmiş olalım ve devam edelim. Şimdi gelelim düşünceyi geliştirme yollarına. Düşünceyi geliştirme yolları işte nedir bunlar? Tanımlamadır. Nedir? İşte sayısal verilerden yararlanmaktır, tanık göstermektir. Yani benim bir düşüncem var ve ben bu düşüncemi çeşitli biçimlerle, yöntemlerle ne yapacağım? Destekleyeceğim. Şimdi ilk olarak tanımlama yapabilirim. Evet, tanımlamada ne yapar yazar? Öznel ya da nesnel bilgiler verir. O anlattığı ya da tanımlayacağı şey her neyse onu tüm özellikleriyle anlatır. Burada anlattığı şeyin özel ve temel niteliklerini sayar. Tanımlama dediğimiz şey budur. Hemen örnek verelim. Edebiyat, duygu ve düşüncelerin insanlarda estetik bir zevk uyandıracak şekilde yazı ve söz ile anlatılması sanatıdır. Ne yaptı burada? Edebiyatı tanımladı. Belirli özellikleriyle onu okuyucuya tanıttı. Tamam mı? Burada bir tanıtma mevzu bahis. Dolayısıyla da şimdi açıklayıcı anlatıma baktığımızda ne demiştik? İşte bir bilgi verme mevzu bahis demiştik değil mi? Bir bilgi verilecek demişti. Dolayısıyla da açıklayıcı anlatımla yazılan bir metinde ne olabilir? Tanımlamalar olabilir mesela. Öyle değil mi? Dolayısıyla şimdi her tanımlamanın olduğu yer aslında nedir? Açıklayıcı bir metindir. Öyle değil mi? Tanımlamanın olduğu her metin açıklayıcı bir metindir. Ama her açıklayıcı metinde tanımlama olmak zorunda mıdır? Hayır. Dümdüz bilgi verip de geçebilir. Öğreteceği konuyu anlatır geçer ama o meseleyle ilgili böyle bütün özelliklerinin var olduğu bir tanımlama yapmayabilir. Dolayısıyla dediğim gibi her tanımlamanın olduğu metin açıklayıcı metindir. Ama her açıklayıcı metinde tanımlama olacak diye bir şey yoktur. Dolayısıyla tanımlama ne olacak? Nedir sorusuna cevap verecek. Ve devam edelim. Karşılaştırmada da aralarında benzerlik ya da farklılık bulunan iki şey ortak bir mesele üzerinden ne yapılacak? Karşılaştırılacak. Bu da düşünceyi geliştirme yollarından bir diğeri. Hemen örneklendirelim. Makale daha ciddi bir üsluba sahipken denemelerde daha samimi, içten bir anlatım tarzı söz konusudur. Makalelerdeki kesinlik ve kanıtlama kaygısı yine denemelerde görülmeyen bir özelliktir. Ne oldu burada? Makale ve deneme birbiriyle kıyaslandı. Bakın buradaki daha sözcüğü bize burada bir karşılaştırma yapıldığıyla ilgili önemli bir ipucu da vermiş olacak. Devam edelim. Örneklemeyle devam edelim. Şimdi benim bir düşüncem var. Ben bu düşüncemi savunuyorum. Mesela tartışmacı anlatımda bu çok yaygın görebileceğimiz bir şeydir. Düşüncemi savunuyorum. Düşüncemin zihinlerde daha somut, daha temel bir noktada daha açık ve seçik hale gelebilmesi için ne yapacağım? Örnekleyeceğim. Dolayısıyla da örnekleme açıklayıcı anlatımda ve tartışmacı anlatımda karşımıza çıkabilecek düşünceyi geliştirme yollarından biri. Hemen örneklemeyi örnekleyelim. Dünyada yaşayan dillere baktığımızda az ya da çok mutlaka başka bir dilden sözcük almıştır. Yaklaşık 1300 yıldır birçok farklı kültürle etkileşim içine giren Türkçe'de yabancı dilden sözcük alımı yapmıştır. Mesela iklim kelimesi, bakın mesela dedim. Örnek veriyorum buradan sonra. İklim kelimesi Arapçadan, eşofman kelimesi Fransızcadan, şeftali kelimesi Farsçadan dilimize geçmiştir. Önce belli bir meseleyi açıkladı, savundu. Arkasından açıkladığı meselenin daha net, daha anlaşılır, daha kesin olabilmesi için onu örneklendirdi. Tanık göstermeye devam edelim. Yine ben bir meseleyi anlatıyorum, belli bir gerçekliği savunuyorum ya da bir bilgi veriyorum. O bilginin doğruluğuyla ilgili inandırıcılığı arttırmak için ne yapabilirim? O konunun uzmanı, herkesçe tanınan birinin cümlelerini düşüncemi geliştirmek, kanıtlamak, pekiştirmek için dile getirebilirim. Bunun için arkadaşlar tanık gösterdiğimiz kişinin gerçekten alanında uzman ve herkesçe biliniyor, tanınıyor olması lazım. Yoksa orada inandırıcılığı arttıracağınız ya da okuyucuyu ikna edeceğiniz bir şey, bir durum yaratamazsınız. Hemen örnek verelim. Her Türk evladı istikbali için durmadan, yorulmadan ve usanmadan çalışmaya devam etmelidir. Daha önce dünyaya hükmedenlerin torunları olarak taşıdıkları potansiyelin farkında olmaları son derece önemlidir. Bu duruma dikkat çeken Atatürk de şöyle der. Şimdi ne yapacak düşüncesini Atatürk'ün cümleleriyle destekleyecek. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Şimdi arkadaşlar şöyle bir noktadan bahsedelim. Eğer ki tanık gösterirken, tanık gösterme olabilmesi için ünlü, o alanda uzman, herkesin bildiği birinin cümlesini aynen alıp söylemem lazım. Ama
sadece o kişinin adını geçiriyorsam, işte Atatürk de böyle düşünüyordu, İlber Ortaylı da bu konuyla ilgili böyle söylüyor, böyle düşünüyor vesaire gibi bir şey deyip onun cümlesini dile getirmiyorsam ben örnekleme yapmış olurum. Böyle düşünen bir diğerini örneklerim. Ama eğer o kişinin cümlesini alıp aynen metnimde veriyorsam o zaman tanık göstermiş olurum. Yani cümleyi alıp benim metnimde kullanmam oldukça önemli ve hayati, tamam mı? Bunu karıştırmayın. İsmi veriyorsam örnekliyorum. O kişinin cümlesini, sözlerini aynen aktarıyorsam ne yapmış oluyorum? Tanık gösteriyorum. Ama bakın şöyle de bir ayrım, bir nokta var. Eğer ki ben bir o ünlü kişinin, o tanınmış kişinin bir kitabından alıp onun cümlelerini metne yansıtıyorsam ya da bir röportajdan ya da bir dergideki bir makaleden alıp o cümleyi kullanıyorsam ve bunu belirtiyorsam, bunu nasıl belirtebilirim? Kaynakçada böyle dipnot veririm. Derim ki bu alın, bu kısım işte şu kitabın şu sayfalarından ve şu kişinin işte şu kitabından alınmıştır diye altta dipnotta belirtirim. Kaynakçada belirtirim. Ya da yazarken belirtirim. Derim ki işte Atatürk Nutuk kitabında bunları dile getirmiştir derim. Eğer kitaptan alıntı yaptığımı söylüyorsam, dipnotta belirtiyorsam, kaynakçada belirtiyorsam ben burada tanık göstermeden ziyade alıntı yapmış oluyorum. Bunu karıştırmayın. Eğer ki kitap, dergi, röportaj diye bunu belirtiyorsam, buradan aldım diyorsam, bunu dipnotta kaynakçada belirtiyorsam ya da metnin içinde bunu bizzat söylüyorsam alıntı yapıyorum, metni aynen geçiriyorum. Ama böyle söylemiyorsam, direkt kişinin cümlelerini dile getiriyorsam, hangi kitaptan, hangi röportajdan, nereden aldığımı belirtmiyorsam tanık gösteriyorum. Tamam mı? Bunu sakın karıştırmayın diyerek devam edelim. Sayısal verilerden yararlanma, yine inandırıcılığı arttırmak, yine düşünceyi geliştirmek, yine düşünceye bir kanıt, bir delil ortaya koyabilmek için, anlamı, anlatılanı pekiştirmek için ne yapabilirim? Sayısal verilerden, istatistiki verilerden yararlanabilirim. Hemen örnek verelim. Türkiye'ye gelen turist sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor. EGM'nin açıkladığı verilere göre bu yılın Temmuz ayında geçen yılın Temmuz ayına göre %46.36'lık bir turist artışı yaşanmıştır. Ne yaptım ben bu metinde arkadaşlar? Sayısal veriden yararlanarak, bir istatistiki veriden yararlanarak düşüncemi pekiştirdim. Yine düşüncemi geliştirmek, pekiştirmek için ne yapabilirim? Benzetmelerden de yararlanabilirim. Benim düşüncem bu. Bakın burada da aynısı var diyerek ne yapabilirim? Durumu, anlattığım meseleyi daha da güçlendirecek yeni bir pencere açabilirim. Hemen örneklendirelim. Kış mevsimi buralarda Sibirya gibi geçmekteydi. Kasım ayından neredeyse Nisan ayına kadar kahverengi toprağı görmek mümkün olmuyordu. Bakın buradaki gibi edatı ne oldu? Benzetme yapmam için, benzetme yaptığımı ortaya koymam için önemli bir ipucu olarak karşıma çıktı. Benzetmede benim yaptığım şey nedir? Zayıf dereceliği güçlü dereceliğe benzetmem. Yani zayıf olanı ne yapacağım? Bahsettiğim konuyla ilgili olarak güçlü olana benzeteceğim. Bunu da anlamı pekiştirmek için yapacağım. Şimdi gelelim paragrafta konuya. Şimdi paragrafta konu dediğim şey aslında yazarın yazma amacıdır. Yazar hangi amaçla yazar? Yazar neyi anlatıyor? Yazar ne anlatıyor sorusunun cevabıdır aslında paragrafta konu. Yani ben konuyu anlamak için yazar ne anlatıyor? Yazar neyden bahsediyor sorularına cevap vermem gerekiyor. Bu soruların cevabı bana neyi anlatacak? O paragrafın konusunu anlatacak. Ana düşünce de aslında yazarın yazma motivasyonu. Yani yazar hangi düşünceyle, hangi fikri, hangi düşünceyi okuyucuya aktarmak için o masanın başına oturdu, kalemi eline aldı? Hangi motivasyonla yazıyor? Neyi aşılamaya çalışıyor? Neyi göstermeye çalışıyor sorusunun cevabı da bana ana düşünceyi verecek. Şimdi paragraf sorularında eğer bu parçada asıl anlatılmak istenen nedir? Bu parçada vurgulanmak istenen nedir? Bu parçadan çıkarılabilecek en genel yargı hangisidir? Ya da bu parçada yazarın asıl söylemek istediği nedir gibi sorular beni neyi aramaya teşvik edecek? Ana düşünceyi aramaya teşvik edecek. Genelde ana düşünce soruları nasıl soruyorlar? İşte bu soru kökleriyle soruyorlar. Dolayısıyla metinde arkadaşlar kısaca, genel olarak, dolayısıyla gibi kelimelerden sonra ben ne yaparım? Ana düşünceyi oradan bulabilirim. Ya ilk paragrafta verebilir,
ya son paragrafta, yani ya paragrafın ya ilk kısmında verebilir, ya ilk cümlesinde verebilir ya da son cümlesinde verebilir. Ama yani hemen ilk cümleyi okuyayım, son cümleyi okuyayım falan gibi bir şeye kalkışmayın. Son zamanlarda tamamen ana fikri metnin içine gömebiliyorlar. Yani genele de yayabiliyorlar. O yüzden tabii ki tamamını okumak ve o özü oradan çıkartabilmek önemli. Yani her zaman ilk cümle son cümle diye değildir ama genel olarak o ana düşünce, ana mesaj, o yazarın ana yazma motivasyonu ilk cümlede ya da son cümlede oluyor. Ama metnin geneline de o meseleyi yayarak anlatabiliyorlar. O yüzden ille de böyle hemen gözünüz kısaca, dolayısıyla, özetle, genel olarak gibi bir şey aramasın. Bunlar olmadan da böyle işi bir tık daha zorlaştırarak konuyu anlatabiliyorlar. O yüzden dikkat edin diyelim ve başlık meselesiyle de bitirelim. Bakın başlık ne olacak? Benim konumu ve ana düşüncemi yansıtacak arkadaşlar. Dolayısıyla da anlattığım şeyle ilgili olmak zorunda. Yani bana başlık içerikle ilgili fikir vermek zorunda. Şimdi şöyle olabilir. Çok genel bir tavırla başlayabilir yazı. Çok genel bir tanımlamayla, çok genel bir açıklamayla başlayabilir. Ama daha sonra yazar genelden özele gider. Bütün bu genel içerisinde çok spesifik bir noktaya parmak basar ve aslında paragrafın kalan devamını ve büyük çoğunluğunu o küçük, o spesifik nokta üzerinden ilerletir. Dolayısıyla da başlığı o en baştaki genel yargı olarak koyamazsınız. Tamam mı? Çünkü ne yapmışsın orada? O genel yargıyı verdikten sonra aslında daha küçük bir noktaya odaklanmışsın ve bütün paragrafını o küçük nokta üzerinden anlatmışsın. O yüzden başlık o kadar da genel bir şey olamaz. Tamam mı? Daha özele gitmişse o asıl daha çok, yazarın daha çok üstünde durduğu konu üzerine bir başlık olmak zorunda. Anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle kafa karıştırabilirler, sakın oraya gelmeyin. En çok neyden bahsediyor? En çok neyin üstünde durmuş? Tamam, o genel yargıyı vermiş. Tamam, bir cümle, iki cümle anlatmış ama yazarın bunu yazma amacı o değil. O genel yargının içerisindeki o küçük kısmı vermek istiyor bana deyip bunun farkına varıp o kısımla ilgili bir başlık seçmek zorundasınız. Tamam mı? Bu konuda da kafanız karışmasın diyerek videoyu sonlandıralım. Dediğim gibi her gün 20-30-40-50 son zamanlara kadar böyle sürekli, yani devamlı paragraf sorusu çözün. Çözdükçe hızlanacaksınız. Çözdükçe bir şeyler, artık bir soruyu gözünden tanır hale geleceksiniz. Emin olun, sakın korkmayın diyerek videoyu burada bırakalım. Önümüzdeki videolarda görüşürüz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.